Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani daha doğrusu çemberde uzunluğa başlıyoruz arkadaşlar bu konu anlatımında. Konu anlatımında çemberde uzunluk ciddi anlamda çok kolaydır ve çok zevklidir. Çünkü bildiğimiz özelliklerden faydalanacağız. Yine geçmişten faydalanacağız. O yüzden lütfen çok dikkatli bir şekilde dinleyin ve sizler de büyük ihtimalle çok zevk alacaksınız zaten buradaki testteki soruları daha doğrusu PDF'deki soruları çözerken aşırı derecede zevk alacaksınız arkadaşlar. İsterseniz buyurun şimdi başlayalım. Çemberde uzunluk. Arkadaşlar bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Çemberdeki en etkili silahımız neydi? En güzel ek çizimimiz tabii ki yarı çap çizmekti. O yüzden yarı çap çizmek bizim için çok ama çok 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 önemli. Ama yarı çap çizdiğinde yarı çap uzunluğunun eşitlerini de mutlaka mutlaka göstermeniz lazım. Bunu da unutmayın. Hemen ne yapıyoruz? İlk etapta çemberde uzunluk konusu başlığı attıktan sonra Tabii ki eski konulardan sorusu var mı yok mu diye onları onlarla ilgili sorular çözüyorduk arkadaşlar. Hemen bir örnekle başlayalım isterseniz. Hocam katlama sorusu hemen ilk koymuşsunuz. Artık sizin için katlama soruları normal sorular değil mi? Ee, öyle öyle. Koyabiliriz. Hatta kolay sorular o yüzden hiç sıkıntı yaşamayacağınız bir soru arkadaşlar. Hadi birlikte bakalım isterseniz. Bir kere şöyle bir şekil verilmiş arkadaşlar bize. Şekil 1'deki yarım daire biçimdeki karton CD boyunca katlandığında. CD boyunca katlanmış böyle. E, B noktası B üstü olarak buraya gelmiş. Aynı doğru üstünde kaldığı için şurada açılar 90'ar derece değil midir arkadaşlar? Daha öncesinde bundan bahsettik. Ya da üst üste binen açılar birbirine eşit olduğu için e, alfa alfa 2 alfa 180 ise alfa'yı da 90 derece buluruz burada. Peki burayı 90 bulduk. Ve şu şekil gelmiş. Hep katlamalarda ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk şekli. Eski haline bir geri getirelim bakalım. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olduğunu biliyorduk zaten. O zaman 2 ise hocam burası da ne olacaktır? 2 olacaktır. Yaylar da eşittir de bir işimize yaramayacak gibi isterseniz dursun burada. E o zaman baya bir şey bulduk. En azından şuradaki uzunluğun D'den B'ye kadar olan uzunluğun 2 birim olduğunu bulduk. Ve şurası da 6 birim olduğu için toplamda bu uzunluk kaç birim yaptı arkadaşlar? 10 birim yaptı. Çapımız 10 birim. Çapımız 10 birim olduğu için ne olacaktır yarı çapımız? 5 birim. Hocam yarı çap 5 birim olduğu için burası da 3 birim oldu. Ve takıldık kaldık. Takıldıysak bir şeyler çizmek gerekiyor. Bir şeyler çizirken çizerken de en etkili silahınızı unutmayın lütfen. Ve bunu çok yapacağız zaten. En etkili silahımız neydi? Tabii ki merkezden yarı çap çizmek. Hemen çizdin ama yarı çap çizmeyle kalmasın. Yarı çap uzunluğunun eşitliğini göster. Yani yarışa uzunluğu 5 birimdir. Aa hocam o zaman burası da 5 birim. Bakın ne çıktı burada? Pisagor bağıntısı tık çıktı. 3, 5, ne üçgeni? 3, Üç, 4, 5 üçgenden. direkt cevabımız 4 çıkar. Böylelikle arkadaşlar. Evet. Bizden de zaten CD uzunluğu isteniliyor. Cevabımız 4 çıktı arkadaşlar. Ya da bunu daha farklı bir şekilde yapabiliriz. En etkili, en güzel çözüm tabii ki bu çözüm de. Ee, daha farklı nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şu bilgiyi vermek istiyorum ben size. Bazen bunu da kullanıyoruz arkadaşlar. Yani şunu ezberleyin aklınızda tutun tarzında değil de bir yarım çemberde ya da tam çemberde çapa bir dik inilirse bizim çapı gören çevre açı 90 derece değil miydi? Oradaki mantıktan dolayı bakın şu çapı gören çevre açıyı oluşturduktan sonra bakın ne çıkıyor karşımıza? Hocam 90. Dikten dendik ininde öklit bağıntısını uygulayabilirsiniz. Zaten bakın şurayı biz ne bulduk? 2. Burayı ne bulduk? 8. 2 burası. 8 burası. Bizden daha haş isteniliyor. Haş kare eşittir. 2 çarpı 8'den yine haşı buradan 4 bulabilirdik arkadaşlar. Bu da ikinci bir yol olarak aklınızın bir köşesinde kalsın. Tamam Evet geldik bir sonraki soruya. Sözel bir soru arkadaşlar. <laughs> Furkan öğretmen aşağıdaki etkinliğe göre öğrencilerinden şekli çizmelerini istemiştir. Bakalım etkinlik video. O merkezli AOB çeyrek çemberi çiziliyor. Arkadaşlar sözel sorular. İyi bir şekilde açıklandığı sürece hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Çok kolay bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Hemen biz çeyrek çemberi çizelim arkadaşlar. O merkezli AOB çeyrek çemberi diyor. Hemen çeyrek çemberi çiziyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çeyrek çemberi çizdik. AOB çeyrek merkezi. O merkezli A, O, B, çeyrek çemberi dediği için burada kaç kaç derece? 90 derece olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Bakın ne diyor bize? O, K küçüktür O, L. Olacak şekilde A, O üzerinden K ve L noktaları seçeceğim. A, O üzerinden K ve L noktaları seçeceğim. Seçeyim. Şurası mesela K noktası. Burası mesela L noktası. Ve ne diyor? O, K küçüktür O, L olacak diyor. Evet. O, K küçüktür O, L şartı da sağlanmış oldu arkadaşlar. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Devam edelim. Yay üzerinden KE paralel LF paralel OB olacak şekilde AB yayı üzerinden E ve F noktaları seçiniz. E ve F noktası seçeceğim. Yalnız E ve F noktası nasıl arkadaşlar? E ve F noktası bizim şu şekilde. LF'den bahsediyor. K, KE'den bahsediyor. Ve E ve F'de yay üzerinde olacak arkadaşlar. KE'den bahsediyor. LF'den bahsediyor. Ve hepsi OB'ye paralel olsun diyor. Evet bu şekilde olacakmış arkadaşlar. Bunu da çizdik. Peki. A L, L, K 4. Evet burası 4 birim, burası 4 birim ve KO uzunluğu da 12 birimmiş arkadaşım. Peki bizden ne isteniyor? K E eksi L F farkı kaçtır diye soruluyor. Evet, ee, Furkan öğretmen şekli çizen öğrencilerine K E eksi L F farkını kaçtır diye sormuş. Buna göre bulduğu cevap. Öğrencilerin bulması gereken cevap kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapmamız lazım? Hocam, bakın burada ne var? Yarı çap uzunluğu bizim için en önemli şey. Hemen yarı çapa bakın. Yarı çap uzunluğu kaç? A hocam yarı çap uzunluğu 20. O zaman burası da 20. Ve sıkış, e, şunlar da birbirine paralel olduğu için tabii ki bunlar da 90'ar derece yöndeştikten dolayı hatta burada açılar 90'ar derece. Ne yapmam lazım? E, bir şey çizeceksek en etkili silahımız tabii ki yarı çap çizmekte. Öyle çeyrek çember falan verildiğinde tam çembere tamamlamaya gerek yok arkadaşlar. Al. Yarım çemberi çizdik arkadaşlar. Pardon. Yarı çapı çizdik. Ama yarı çapı çizmeyle kalmasın. Yarı çapı uzunluğunun kaç olduğunu biliyorsun. 20. Hocam 12-20. Şuradaki dik üçgenden dolayı karşımıza ne çıktı arkadaşlar? O dik üçgeni şöyle göstereyim isterseniz. Buradaki dik üçgenden dolayı karşımıza ne çıktı arkadaşlar? 12-20. 12-16-20 üçgen değil mi? Artık ezbere biliyorsunuz değil mi? Bazı şeylerden dolayı. Evet. Şu uzunluğu ben 16 buldum arkadaşlar. Tamam mı? Bu uzunluk 16 çıktı. O zaman şunu bir 16 diye yazalım. KE uzunluğunu 16 diye yazalım. Eksi LF uzunluğu. Hocam LF'yi bulacağız bir de. LF'yi bulmak için de ona ait yine bir dik üçgen. Şöyle yarı çap çizerek oluşturalım arkadaşlar. Orada da bakın şurada bir dik üçgen oluştur. Karşımıza bir dik üçgen çıktı. Ee, şu uzunluk yine yarı çap uzunluğu olduğu için 20 birim. Şuradaki uzunluk kaç arkadaşım? 16 birim. Bakın 16 burası. Şöyle bir dik üçgen. 16-20 ne üçgeni? 12-16-20'den. Burası da 12 çıktı. O zaman L, F yi de 12 bulduk. Bizden 16-12 eksi isteniliyor. Cevabımız da kaç çıkacaktır? 4 çıkacaktır arkadaşlar. Tamam. Sözel sorular asla ama asla korkmayın. Sadece kolay soruların şekillenmemiş hali. O şekli sizin çizmenizi isteniliyor. Düzgün bir şekilde yazıldığı zaman, düzgün bir şekilde okunduğu zaman daha doğrusu sonuca rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Evet. Böylelikle bakın. Sadece ve sadece dik üçgen yarı çizme ile bir sürü soru çık yazılabilir aslında da o yarı çaplı soruları da biraz da çemberde uzunun diğer özellikli sorularına bıraktım arkadaşlar. Şimdi asıl meseleye gelelim. Şimdi beni iki dakika boyunca dinle. Arkadaşlar çemberde uzunlukta gevezelik etmeyi çok seviyorum çünkü gevezelik lazım burada. Biraz sonra göreceksiniz zaten çok zevkli. Ciddi anlamda çok zevkli. Arkadaşlar biz düşünün bir üçgenlerde ya da dörtgenlerde bir uzunluk bulmak istiyorsak nereden buluyorduk? Ya dik üçgenle buluyorduk ya da benzerlikle buluyorduk değil mi? Özel durumlar verilmediği sürece yani özel durumlar açı ortay kenar ortay o bu şu verilmediği sürece ya dik üçgenden ya da nereden buluyorduk arkadaşlar? Evet benzerlikten buluyorduk. Burada da aynı şekilde hemen hemen aynı şekilde arkadaşlar. Çemberde uzunlukta bir uzunluk bulmak istiyorsanız amacınız ilk etapta bakın ilk etapta dik üçgen yardımıyla bulmaya çalışın. Ha, dik üçgen yardımıyla bulmak için bize neler lazım arkadaşlar? Bize bir 90 derece lazım olacak. Bir diklik lazım olacak. 90 derece. 90 dereceyi elde etmek için bazı anahtar kelimelerim var. Biraz sonra geleceğim. Ama önceki konularda yine karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ne mesela? Mesela sen dik yamuk gördüğün zaman ne yaparsın? Şöyle bir dikdörtgen oluşturursun. Amaç dik üçgen oluşturmak ya. Bakın dik üçgeni şöyle oluşturabilirsiniz. Tamam mı? Bunu unutma. Başka mesela dik üçgenden hatırla. Şöyle bir merdiven şekli gördüğün zaman şöyle 90'lar gördüğün zaman ve şu uzunluk soruluyorsa bize alfa ya da 20'ye gerek yok da ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle bir dikdörtgene tamamlama yapıyorduk değil mi? Dik üçgen oluşturmak için. Evet şu yöntem ve şu yöntem zaten eskiden biliyoruz. Yine bir şeyler üzerine koyacağız arkadaşlar. Ee, bunlar yine karşımıza çıkacak olan şeyler bir ön bilgi olarak vermek istedim. Zaten biliyorsunuz bunu. Unutmayın yalnız böyle bir zikzak geldiği zaman da böyle dikdörtgene tamamlamaları çok yapıyorduk. Ve bu da önemli bilgilerden bir tanesiydi. Evet. Ve dik yamukta da şunu zaten hepimiz biliyoruz. Amaç dik üçgen oluşturmak ya. O yüzden dik üçgen oluşturmak için dik yamuk ve şu şekildeki merdiven şekli ya da zikzak şekli karşımıza geldiği zaman bu hamleyi de yapacağımızı da söylemeden geçemedim arkadaşlar. Evet. Şimdi çemberde uzunluk bulunurken 3 yöntem uygulayacağız arkadaşlar. 1 dik üçgenden çözülüyor mu? Çözülmezse kuvvet kuvvetten de çözülmezse üçgende benzerlikten çözeceksiniz arkadaşlar. Ee, nasıl olacağını da göreceksiniz zaten bunu. Ee, hocam kuvvet diyorsunuz da kuvvet kaldırılmadı mı? Evet arkadaşlar kuvvet kaldırıldı. Ama ben ne yapıyorum? Kuvvet de ne olur ne olmaz diye veriyorum. Bazı sorularda işimizi çok kolaylaştırıyor gerçekten de. Ee, zaten bunun ispatı ispatını da yapacağım biraz sonraki konu anlatımlarında arkadaşlar sonraki videolarda. Ee, bunun ispatı zaten kuvvetin ispatı da benzerlikten çıkıyor. Yine kuvvet aklınıza gelmezse ya da bilmezseniz de üçgende benzerlikten yapacaksınız. Ama bize kuvvet pratiklikte sağlıyor. Kuvvetli anlatacağım. Amaç ama öncelikle ne? Soruların %80'i nereden çıkıyor biliyor musunuz? Dik üçgen yardımıyla çıkıyor. Çemberde uzunluk sorularının çoğunluğu dik üçgen yardımıyla çıkıyor. Dik üçgen yardımıyla soruları bulmak için ne lazımdı bize? 90 derece lazım. 90 dereceyi elde edeceğiz. Şuradaki sözel ifadeleri siz okursunuz arkadaşlar. Ben bir de matematiksel dille yazdım da. 90 dereceyi elde etmek için anahtar kelimeler, kelimelerden bir tanesi şu. Merkez varsa, teğet varsa, teğet varsa çek dik diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bağıra bağıra çözeceğiz bu konuyu. Evet. Bir 90 derece elde edeceğiz ya. Daha öncesinde de ben bunu ispatlamıştım zaten. Merkez varsa, teğet varsa, çemberde açıda da çizmiştik zaten. Çektik. Yani merkezle şu şeyi, değme noktasını birleştirdiğimiz zaman artık burada kaçı? 90 derece oluyor. 90 derece karşına çıktı mı? Çıktı. Ee, büyük ihtimal karşısına dik üçgen çıkar. Çıkmazsa da en etkili silah neydi? Yarı çap çizmekti. Bunu sakın ama sakın unutma. Yarı çap. Tamam mı? Evet, 90 dereceyi elde ettik. Bakın bu anahtar kelime çok önemli. Merkez varsa, teğet varsa, çektik. 90'ı elde ettik. İkincisi de şu. Merkez merkezden kirişe çizilen dikme kirişi ortalar demiş. Tamam. Ama bir de Kenanca söyleyeyim ben bunu. Merkez varsa kiriş varsa yine çek dik. Nasıl? Şurada bir kiriş varsa, merkezde varsa çektik. Bunun özelliğini kirişi ikiş parçaya bölüyor. Bu da çok güzel bir bilgi arkadaşlar. Dayanamayacağımız anahtar kelime bunlar bizim refleksimiz olacak. Merkez varsa, teğet varsa çektik. Merkez varsa, kiriş varsa çektik. Kirişi ikiş parçaya bölecek. Bunu sakın ama sakın ek çizim diye düşünmeyin. Çemberde uzunluktaki refleksiniz bunlarsın. Refleksiniz olmalı. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet. Hocam nereden geliyor. Hemen iki dakikada göstereyim bunu. Daha öncekini göstermedim. Çünkü de daha, daha önceden ben bunu gösterdiğim için. En güzel eş çizim yarı çap çizmekti. Bakın yarı çapları çizince. Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. Aa yarı çap yarı çap. İkiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için tabanı iki eş parçaya bölmek zorunda. O yüzden merkez varsa kiriş varsa çek dik diyoruz. Tabanı iki eş parçaya bölüyor arkadaşlar. Aslında bu hani şeye, şeye e, bağlanıyor yine üçgene. Biz ne diyorduk üçgende? İkiz kenar üçgen varsa taban uzunluğu da varsa dik çizmeyen bizden değildir diyorduk. Hatta insan değildir diyorduk değil mi? E burada da aynı şekilde söyleyebiliriz. E, çemberin merkezi varsa kiriş uzunluğu da varsa dik çizmeyen bizden değildir kardeşim. Çek dik. Unutma. Evet. Burada da uyumlu olsun diye teğetler birbirine eşit diyelim burada da. Tamam mı? Evet arkadaşlar te hep sayacağım çünkü önemli. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Teğetler birbirine eşit. Bu üçü soruların %80'ini %90'ını bize yaptıracak arkadaşlar. E hocam bu teğetler niye birbirine eşit? Daha öncesinde zaten göstermiştik arkadaşlar. Ya da şöyle küçük bir ispat yapabilirim. Şuraya teğet giriş açıdan alfa dersem gördüğü yer 2 alfa. Teğet giriş açıdan o zaman burası da alfa yaptı. Bakın x kenar olduğu zaten belli. Ya da açı ortaydan falan ispatlamıştık arkadaşlar bunu. Şu teğet uzunlukları birbirine eşit. E, çemberde e, açıda da kullanmıştık ama burada uzunlukta da kullanacağımız noktalar da var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet anahtar kelimeler bunlar arkadaşlar. Hatta bir sonraki anahtar kelime de şu. Çemberde uzunlukta değil de açıda ne yapıyorduk arkadaşlar? İki çember birbirine teğet olduğu zaman mutlaka mutlaka bu ortak teğeti çiziyorduk. Amaç her iki çemberde de ortak teğeti kullanabilmekte. Burada ne yapacağız peki hocam? Burada arkadaşlar çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir. Bu içerden de değilse, iç, içten de teğet olsa merkezleri birleştir. Merkezleri birleştiren doğru, değme noktasından geçer. Hatta değme noktasına kadar bunu da götür, bunu da unutma. Sakın ama sakın unutmayın. Merkezleri birleştiren doğru parçası değme noktasından geçer. Merkezleri birleştirdin tam değme noktasına kadar götür arkadaşım bunu. Bunun ispatı nereden geliyor? Hemen ispatlayayım arkadaşlar bunu. Bakın, şöyle ispatlayayım. Şu ortak teğet çizecek olursam. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapacağınızı biliyorsunuz. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapacağınızı biliyorsunuz. Hocam bunlar zaten bak 90 derece burası da 90 derece a 180 derece oldu doğrusal oldu. O yüzden doğrusallık çarptı burada böyle ispatlandı arkadaşlar. Burada da aynı şekilde ispatlandığını siz kendiniz de bulabilirsiniz zaten. O yüzden bu önemli arkadaşlar. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyormuşsunuz? Merkezleri birleştir ve tam olarak nereden geçmek zorunda? Bu merkezden geçmek zorunda. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Bunlar bizim refleksimiz. Merkez teğet çektik. Merkez kiriş çektik. ki Teğetler birbirine e eşit. Bir de çemberler birbirine diyorsa merkezleri birleşti. Tam olarak değme noktasından geçer. Ha bu anahtar kelimeler bu refleksleri yaptıktan sonra bir de ne yapacaksın tabii ki? Önemli olan ne arkadaşlar? Dik üçgen oluşturma oluşmamışsa oluşturmak için elinden geleni yapacaksın? Mesela dik yamuk, biraz önceki gösterdiğim gibi, mesela e, merdiven şekli ya da e, şey 90'lar fazla olduğu zaman, değil mi? Bu şekilde e, dik üçgeni kendin oluşturacaksın arkadaşlar. Bir de en etkili yarı yarıçap olduğunu da sakın ama sakın unutmayınız. Evet, normalde burada sorulara geçmem lazım arkadaşlar ama direkt sonuçlar yazdım. Bunların sonuçları da bir soru gibi olduğu için arkadaşlar ve konudan bağımsız olmadığı için direkt sonuçlardan bahsettim. Mesela iki çemberin ortak dış teğet uzunlukları birbirine eşittir. Her iki çemberin ortak dış teğet uzunluğu değil mi bunlar? Evet bunlar birbirine eşit. Hocam sebep şu şunu uzatsan bunu da uzatsan bunlar bir yerde kesişiyorlar değil mi? Şu parçayla şu parça eşit değil mi arkadaşlar? Evet eşit. Çünkü şu çemberin teğeti teğeti. Bunlar birbirine eşit oldu. Hatta şu çemberin de teğeti teğeti. Yani şunla şu birbirine eşit olacak. Ben buraya A dersem A buraya B dersem bakın tamamı artı B tamamı artı B olması için burası da B oldu. A gerçekten de ne oldu arkadaşlar? Şurası B iken burası B oldu. Ortak dış diye uzunlukları birbirine eşit oldu. Ve tamam bunu ispatladım. Ve şurada bir şey yazmışım. Bunu yazdım ama ayıp olmasın diye yazdım. Kitaplar veriyor diye yazdım. Siz silin isterseniz. Ben de sildim. Ayıp olmasın diye yazdım cidden. Niye hocam? Bak şöyle bir şey var. O1 O2'nin karesi R1 eksi R2'nin karesi artı AB'nin karesi diye bir formül var. Belki bazı kitaplarda verir bunu. Bence gerekli mi? Gereksiz. O1 O2 uzunluğunu vermişse bir de AB uzunluğu da belliyse. Bakın aslında bir soru çözümüyle. yine. Nasıl bir soru çözümü? Ee, merkez var teğet var çektik. Anahtar kelime merkez var teğet var çektik. Hemen 90'ları yapıştır kardeşim burası. Burası 90 derece burası da 90 derece. Bunun yarı çapına R1 dersem. Bunun yarı çapına R2 dersem. Aa hocam amacımız dik üçgen oluşturmak. Dik üçgen oluşturmak. Bakın burada da bir dik yamuk çıktı karşımıza. Dik yamuk çıktığı için ne yaparsınız? Dikdörtgen oluşturursunuz. Hop oluşturduk dikdörtgeni. Oluşturunca dikdörtgeni. Bak R2 ise burası R2. Ee, buraya ne kaldı? R1 eksi R2 kaldı. Hocam O1 O2 uzunluğu. Bakın burada da Pisagor bağıntısı çıktı. Şu AB uzunluğu değil mi arkadaşlar burası? Burası da AB uzunluğu kadar olacak dikdörtgenden dolayı. Burası da zaten O1 O2 uzunluğu yaptı. E burada Pisagor bağıntısı yaparsan O1 O2 uzunluğunun karesi eşittir. R1 eksi R2'nin karesi artı AB'nin karesine eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani bir formül ezberlemeye gerek var mı? Bence yok. Kesinlikle ama kesinlikle yok. Bu şekilde yap. Çok da rahat bir şekilde sonuca ulaşırsın. Ezber yapmana gerek yok yani. Geldik ikinciye. İki çemberin e, ortak iç teğet uzunlukları da birbirine eşittir demiş. Yani şu içeriden teğet olan doğrular da birbirine eşittir. Bu daha basit. Şu teğetler hocam birbirine eşit. Şu teğetler de birbirine eşit. Şurası bak çizgiye çift çizgi. Burası da bak çizgiye çift çizgi yaptı. Tamam. Eşit olduklarını gösterdik. Peki bir de ne demiş? Şöyle bir formül var demiş. Bak sen. O1 O2 uzunluğun karesi eşittir. Şöyle bir şey. Arkadaşlar yine ezber yapmaya gerek yok. Yine O1 O2 uzunluğunu vermişse eğer bu tam bu kesim noktasından geçmek zorunda değil arkadaşlar. Ya da hiç oraya dalmayalım isterseniz. Belki de oradan geçiyordur. T, t, olunca burası açı ortay. Burası da açı ortay olacak. O açılar gerçi tam oradan da geçiyor da olabilir. Ha, onu da söyleyeyim. Ama çok dalmayalım isterseniz buraya. Siz onu inceleyin isterseniz. Size bırakayım tamam mı? Neyse buradan geçti. Arkadaşlar ne var burada? Merkez var, teğet var, çektik. Merkez var, teğet var, çektik. Ama ben bir dakika şey mi kullanacağım? AB'yi mi kullanacağım? Evet, formülle AB'yi kullanacağım. AB'ye göre işlem yapıyorum o zaman. Merkez var, teğet var, çektik. Merkez var, teğet var, çektik. Hemen dik çizdik arkadaşlar. Şurası 90 derece, burası da 90 derece. Şunun yarı çapına R1, bunun yarı çapına R2 diyeyim. Aa hocam burada ya dalayım. Yok ya kardeşim. Şöyle bir merdiven varsa, zikzak varsa ne var kardeşim? Dikdörtgen var. Dikdörtgen oluşturacaksın kardeşim. Yani dikdörtgen oluşturup dik üçgen oluşturmaya gayret edeceksin. E hocam nasıl? İster burada oluştur dikdörtgenini, şöyle alt tarafta R2 ise R2 hocam. İstersen üst tarafta oluştur dikdörtgenini, hiç fark etmez. Tamam mı? biraz önce ders anlatırken de dedim yazıyor şöyle bir şey varsa ne yapacaktık arkadaşlar şöyle bir şey varsa şöyle bir dikdörtgene tamamlıyoruz diye dersin başında da söylemiştim zaten neyse burada dikdörtgene tamamladım r1 hocam burası da ne yapar r1 yapar ee, r1 yaptı burası şurası da 90 derece zaten ee, sonra şu uzunlukla da zaten bu uzunluk ab uzunluğuna eşit yani şurası da ab uzunluğuna eşit oldu e bu uzunlukta zaten O1 O2 uzunluğuna eşit arkadaşlar. Ve şurada bir pisagor bağıntısı var mı? Var. O1 O2 uzunluğunun karesi bakın şurada yazıyor. R1 artı R2'nin karesi şurası R1 artı R2'nin karesi artı AB'nin karesi şeklinde. Yani sayılar mayılar verilirse sen kendin rahat bir şekilde bunu yapabilirsin. O yüzden o yüzden arkadaşlar şey yapmaya gerek yok. Ne derler ona? Eee şey yapmaya gerek yok, anladınız siz onu. Formül ezberlemeye gerek yok daha doğrusu. Tamam mı gençler? Olay bu, olay bundan ibaret. Evet, bir de şu var arkadaşlar, bu da bir yorum. Yani yorumla yapacaksınız bunu. O çemberin merkezi ve iki tane kiriş varsa, şu merkezdeki merkezden doğruya olan uzunluklarla ilgili bir yorum varsa, kirişler hakkında da bir yorum yapabiliriz. Nasıl mı? Bak şimdi arkadaşım. Eğer OK OL'den küçükse ben OK'yı OK daha da küçük küçültürsem bakın OK uzunluğunu daha da küçültürsem AB kirişimiz daha da ne oluyor? Bak OK'yı OK daha da küçültüyorum, daha da küçültüyorum, daha da küçültüyorum. Bizim AB kirişimiz gitgide büyüyor mu? Büyüyor. O zaman OK OL'den küçükse ABCD'den nedir? Daha da büyüktür. Hatta çemberdeki en büyük kirişe kadar gidiyor bak bu. Çemberdeki en büyük kiriş nedir arkadaşlar? Çap değil midir? Evet çaptır. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Hatta bu büyüklük küçüklük hikayesiyle de ilgili bir yerde de bir şeyden bahsedeceğim. Çok detaya girmeyeyim isterseniz burada. O zaman ben OK kirişini ne yaparsam küçültürsem kirişimiz daha da ne oluyormuş? Büyüyormuş arkadaşlar. Bakın büyüdüğünü de burada gösterdi zaten. Peki OK büyüktür öyleyse OK'yı OK daha, daha da büyütürsem o zaman bizim AB kirişimiz bakın daha da ne oluyor? Daha da küçülüyor değil mi? OK uzunluğunu büyütürsem o bizim AB uzunluğumuz daha da küçülüyor arkadaşlar. O zaman AB küçüktür CD şeklinde olur. OK ile OL birbirine eşitse de ne olur arkadaşlar? AB ile CD birbirine eşit olur. Bunun ispatını siz de yapabilirsiniz çok kolay bir şekilde ama ben yapayım isterseniz. OK ile OL birbirine eşitse. Tamam merkez var kiriş var çek dik dedi iki eş parçaya böldü iki eş parçaları biraz sonra yaparız isterseniz en etkili silahımız yarı çap çizmekte al sana yarı çap al sana yarı çap burada da A hocam şuraya A dersek burası da A ise R kare eksi A kareden burası ya da şuraya B dersem A kare artı B kare R kare ise A kare artı B kare eşittir R kare olduğundan burası da B olur. Merkez giriş çektik. iki eş parçaya bölmek zorunda. B ise B olur. Aynı şekilde burası da B olur. Gerçekten de CD ile AB birbirine eşit oldu. Eğer şu uzunluklar birbirine eşit olursa. Yani bu da nedir? Bir yorumdur. Bunu da herhangi bir şekilde ezberlemenize gerek yok. Kısaca özetliyorum. Merkez teğet çektik. Merkez kiriş çektik. Teğetler birbirine eşit. Ve çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir. Tam olarak nereden geçiyor? Değme noktasından geçiyor arkadaşlar. Tamam. Çok ama çok önemli arkadaşlar. Buradaki söylediğimiz bu bilgiler. O yüzden buna da lütfen dikkat edin diyelim size. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bu videoyu burada sonlandıralım isterseniz. Video çok uzun olmasını da istemiyorum açıkçası. İsterseniz bir sonraki videoda devam edelim soru çözümlerine. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.